Şimdi arkadaşlar selamun aleyküm. Bu videomda güzel bir konuya değinmek istiyorum. Sabahki fiyat videosunun akabinde böyle bir video çekeyim istedim. Şimdi insanlar var biliyorsunuz metrelerle böyle boy ölçüyorlar. Hayvanları geriyorlar. Bu hayvanın boyu iddia ediyorum ki birçoğu Türkiye'de bulunan brahmalardan uzun boylu bir horoz. Ama tabii neden damızlık olarak kullanmadık da bu bölmeye attık onu anlatayım. Böyle bir hayvana Irak'tan 1000-1500 lira, 2000 lira rahatlıkla fiyat gelebilir. Damızlık kullanmama sebebim şu. Bir, ibiğinin dağınık olması. İki, kanadını tam anlamıyla daha... Ama bu genç bir hayvan da toparlayabilir. En belirgin özellik sırt hattının düz olarak devam etmesi. Yoksa devasa boy, kasa, vücut... Mesela kuyruk hattı çok güzel. Evet, kanat taşıması da güzelmiş. Yani kanadını güzel taşıyor. Kılıçları çok dolu, boylu, kasalı, vücutlu bir hayvan. Ama gel gelelim. Sıkıntımız nerede? Hayvanın sırt hattında bir sıkıntı var. Yani sırtı birazdan o açıyı tekrardan görüp çekmeye çalışacağım. Şöyle biraz sakin. Mesela yanında da bir tane var. O diğerine binaen daha iyi. Onun sırtı daha yüksek, yukarıya doğru gidiyor. Görüyorsunuz. O diğerine binaen daha iyi. Arkasındaki mesela kuyruk sincaba doğru gidiyor. Arkadaki öndekinden 1,5 ay önce ufak. Ama arkanın avantajı ne? Çok dolu paça, çok dolu kılıç, koyu bir ton, tam bir damızlık yapılacak bir hayvan. Öndeki ise yani ona binaen bir tık altta ama onun sırt hattı daha iyi. Bu da mesela bizim istediğimiz tam versiyonuyla iyi bir damızlık kullanılabilecek horoz. Bu zaten bizim Şehmuz kardeşimize gidecek. Silopi Brahma'ya. Bu diğerlerine göre daha kullanılması gereken bir horoz. Yani dolu dolu kanat taşıması çok güzel. Kuyruk hattı çok güzel. İbik yapısı çok güzel. Diğerlerin ibikleri çok dalgalı. Kasalara baktığın zaman da hemen hemen iyi. Ötekisi mesela ortada duran daha uzun bacaklı ama eşlemede sorun yaşatabilir ileriye yönelik. Ama arkadan gelen de öyle bir durum söz konusu değil. Cayır cayır damızlık yapılabilecek bir yavru. Hatta şöyle söyleyeyim, Menemen Göl Park yarışmasına götürdüğümde bunun aynı versiyonunda 94 puan alan hayvanlar vardı. Nitekim o da şampiyon. Sancağın direktmen torunu artık. Yani o kanı taşıyor. Altından her türlü yavru atar. Bu arada bakın mesela Şemuz kardeşimiz de izliyorsa ibik yapısı, yüz hattı, gaga rengi, gaganın boyutu tamamıyla dolu dolu bir hayvan. Hayrını görsün. Ayrımı da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada farklı durumda hayvanlar var mesela. Şu ortadaki hayvanın yakalarında biraz dağınıklık var. Ama dediğim gibi genel itibariyle 3 horozda kullanılabilecek bir hayvan. Yani en sağdaki direkt kullanılması gereken bir hayvan. Soldakiler de bir seçenek olabilir. Olmaz diye bir şey yok yani. Mesela Lakanvel derse baktığınız zaman bacakları kadar falan kalıyor. Böyle 3 tane güzel light horozumuz var. Zaten en sağdaki Şehmuz kardeşimize sahiplendirildi. En son iki taraftakini sahiplendirebiliriz. Bir tane de kirdi var. Onu piyasaya sokmuyorum. O çünkü kümesi zehirleyebilir. Aşırı kirli olduğundan dolayı. Ama bu sol iki taraftaki de kullanılabilir. Horoz ihtiyacı olanlar varsa da bize yazabilirler. Yardımcı oluruz. İyi yani güzel hayvanlar. Böyle bir bilgi vereyim. Yani sırt hattı istediğimiz oranda olması gerekiyor arkadaşlar. Hop. Heyecanlandı koca olanlar. Yan bahçede komşunun hayvanları var. Bu arada şunlardan da çekeyim de devamlı soruyorsunuz. Ay kız. Ne yapsana lan?
yan bahçede koyun sesleri geliyordu devamlı ya, onlar da bunlar arkadaşlar, sizlere göstereyim. Devamlı o sesler nereden geliyor falan diyorsunuz ya. O sürü de burada. Hadi bakayım dışarı. Çık 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 çık. İlk Joker diye bir horozum vardı. Orada ben bu alanda çekmiştim. Çok güzel bir horozdu. Hala o resimleri ara sıra kullanıyorum. Bunlar böyle başıboş geziyor arkadaşlar. Brahmaların yanında değil. Lakambel dersleri çekmiştim. Bu arada bu kümes nereden çıktı diyenler de olabilir. Burası benim ilk kullandığım, ilk tavuk beslediğim kümes arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Burayı yan bölmeyi yapmadan önce yapmıştım. Böyle komple. Tabi yokluklarla yapmıştık. İlk burası aynı bunun gibi telle dört çevriliydi. Yazık hayvanlar soğuktan ne kadar zorluk çekiyorlardı. Sonra tuğla yapalım dedik. Tuğla yaptık. İki bölme bize yetmedi. Bu sefer bildiğiniz gibi yan bölmeye geçtik. Burayı çok fazla kullanmıyordum ama bu sene beton attık tabanına. Beton atınca yukarıda bile Hint baktım ya. Şu yukarıyı bile bölüp oralarda buzdolabı tellerinden kafesler yapıp Hint bakmışlığım vardı arkadaşlar. Yani nereden nereye geldiğimizi unutmamak lazım. Vallahi çok masraf ettim ya. Bilmiyorum ama 40 milyara yakın kümes masraf etmişimdir. Burayı da abime verdim. Dedim lavender, lakambel ders bak bari bile de. O da şimdi burada lakambel derslere bakıyor. Sabah zaten anlatmıştım. Lakambel dersler güzel hayvanlar. Beslenebilecek hayvanlar. Sussex ile çalıştığında altından aynı Sussex gibi hayvan gelecek. Ama tabi ayak renkleri değişecek. Bunlarda beyaz bacak, lakambel derslerin siyah bacakları olur. Kulak lobları bozulacak. Zaten yarışmaya götürmüyoruz. Bunlar yumurtalık yapsın diye besleniyor arkadaşlar. Amma öttün, amma konuştun be mübarek, aman. Ördekler de temiz havuzu bulunca gireyim diye düşünüyorlar ama şu an giren yok. Gir lan hadi. Pişt. Ha soktum valla. Onlar suda baya baya oynamışlar arkadaşlar. Hollanda tepelileri alışmışlar artık. Kavgayı falan kesmişler arkadaşlar. Şu an keyifleri güzel. Sabah anne biraz stresi sokmuştu yavruları. Ama aradan 2-3 saat geçti. Durum düzeldi. Dediğim gibi burada bir sürü yemler falan var. Daha önceden kalan. Onları yesinler. Güneşlensinler. Hava da güzel. Tepeleri de çıksın. Burayı güzelce bir temizler arkadaşlar. Tavuklar için ayırırız. Yan bölmeyi de zaten koşinlere ayıracağım. Hintler de dışarıdaki bölmede dursun. Orada üresin. Ben inanıyorum Hintlerden de biraz üretim yaparız. En azından guruk ihtiyacını da ondan gidermiş oluruz. Koşinlerin yeri de güzel oldu. Yani durum bu arkadaşlar. Dediğimiz gibi çok eskiden bayağı zorluklar yaşadık, zorlandık. O günden bugüne kadar elhamdülillah düşe kalka öğrene, araştıra, bilgi edinerek geldik. Ve bundan sonra da edinmiş olduğumuz bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hala kanalımıza abone olmayan varsa lütfen rica ediyorum abone olsun. Sizlerin sayesinde belli noktalara geliyoruz. Destek veren herkesten Allah razı olsun.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar.